Cumhurbaşkanı Türkiye yüzyılının kabinesi olarak açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ikinci kabinesi olan kadro sürprizlerle dolu. Baştan aşağı yenilenen ve sadece iki bakanın yerini koruduğu 18 kişilik kadroda Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Mehmet Şimşek gibi isimler öne çıktı. İşte yeni ve yenilenmiş kabinenin 18 kişilik kadrosu ve dikkat çeken detayları. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı kabinesi olarak tanımladığı yeni kabineyi açıkladı. Birçok sürpriz ismin yer aldığı kabinede bir cumhurbaşkanı yardımcısı, 17 bakandan oluşan şablon değişmedi. Kabinenin dikkat çeken isimleri ise Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Mehmet Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bir dizi görüşmenin ardından 5 yıl sonra yeniden ekonomi yönetiminin dümenine geçti. Şimşek gibi daha önce AK Parti hükümetlerinde bakanlık başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Cevdet Yılmazsa ise Fuat Oktay'dan boşalan Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğuna oturdu. Yılmaz 18 kişilik kadronun sürprizlerinden. 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı ve esenliği için çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kabinesinde büyük ölçüde revizyon yapan Erdoğan Hakan Fidan'ı MİT Başkanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na kaydırdı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, selefi Hulusi Akar'ın yerine Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan isim oldu. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler 7 yıldır İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ve 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Süleyman Soylu'nun yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geldi. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hasan Yılmaz Tunç da kabinenin sürpriz isimlerinden. Tunç yeni dönemde Adalet Bakanlığı görevini yürütecek. Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin milletvekili sayısındaki düşüşü de dikkate alarak oluşturdu yeni kabineyi. Meclisten bakanlıklara kaydırma yapmadı. Kabinede milletvekiliğinden istifa ederek bakan olan hiçbir isim bulunmuyor. Ama milletvekili olmayan bir önceki kabineden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yola devam kararı aldı Erdoğan. Aile mi? ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Göktaş da kabinenin sürpriz isimlerinden biri ve tek kadın bakan. 2009'da Avrupa Parlamentosuna ilk başörtülü milletvekili olarak giren Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Tekin 2013-2018 aralığında 5 yıl süreyle bakanlıkta müsteşarlık görevini üstlenmişti. Yeni kabinedeki 3 bakansa bakan yardımcılıklarından terfi eden isimler. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır atandıkları bakanlıklarda bakan yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Kabinenin en genç üyesi 1984 doğumlu Boğaziçi mezunu Kacır, TOK otomobilinin hayata geçirilmesi, de kilit rol alan isimlerden. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkan. Sosyal politikalar uzmanı Vedat Işıkan, Vedat Bilgin'den boşalan Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Abdülkadir Uraloğlu ise Ulaştırma Bakanlığında Karayolları Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken bürokratlıktan bakanlığa terfi eden isim oldu. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. 65. hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Osman Aşkın Bak yeniden aynı koltukta olacak. Yine kabinenin en yaşlı üyesi 1957 doğumlu Mehmet Özaseki de Osman Aşkın Bak gibi 5 yıl önce koltuğunda oturduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ikinci kez atandı. Rabbim bizi milletimize karşı mahcup etmesin.